10 attın kazandın gibi oluyor ama ben işte o Sonoku çok attım. Yani orada 10 gideceğine emin olduğum, yaşım tek okumuydu. Çünkü çok fazla. 10 gerekiyor, 10 atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete. Bir yıllık süreçte 1 Haziran 2020'de başlayıp pandemi süreciyle birlikte içerisine girdiğimiz karantinanın bitişiyle başlayan süreçten 31 Temmuz 2021'e kadar toplam 1360 tane ok attı ve 1361. ok Mete'ye olimpiyat şampiyonluğunu kazandırdı. Yola 2013 yılında başladık. 2013 yılında çıktık. O zamanlar açıkçası hani etrafımızda böyle bu kadar inanan bir dışarıdaki insanlardan bahsediyorum. Böyle bir topluluk yoktu. Çünkü şeydi eskiden. İşte neden bu kadar koşuyorlar? Neden bu kadar işte ağırlık kaldırıyorlar? Bu kadar çok ok atmaya gerek yok. Çok çocuklar çok bunalıyor falan. Bu gibi yorumlar yapılıyordu. Sonrasında şimdi belli bir programa başladığında hemen bir başarı bekleyemezsin. Hani bunu biz bunun bilincindeyiz sporun içindeki insanlar olarak. Önce bir fedakarlık, belli birkaç sene emek vermen gerekiyor. 2013-2014, işte 2015 çok aşırı madalyalı seneler geçmedi hedeflediğimiz şekilde. Ama yine de hedeflerimiz doğrultusunda performansımızı yukarıya çıkarttık. Yani biz dünya sıralamasında işte 100. 90. iken ilk 8'e girmeyi başardık bundan bir 5 sene sonrasında. Başarı da böyle bir zaman ister diye düşünüyorum. Yani en büyük mimarisi aslında bunun böyle bir işte 2022 yılındayız. Yani seneler öncesine dayanan bir şey bu geçen sene alınan madalyalar. Sadece ok atarak geçmedi. Toplamda 80 saat kuvvet antrenmanı yaptı. 550 tonun üzerinde ağırlık kaldırdı. O 113 saat koşu antrenmanı yaptı. 111 bin kilometrenin üzerinde koşu yaptı. Diğer bütün antrenmanlarla ilgili günlük, gün gün, dakika dakika Mete'nin kayıtları elimizde. Dolayısıyla bir olimpiyat şampiyonu olmak için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Geriye kalan tek şey bu formülü uygulayacak, bu formülü harfiyen yerine getirecek sporcuları bulmak veyahut da elimizdeki sporcuları bu formülü tekrar uygulamak üzere motive etmekten geçiyor. Okçulukta şimdi duruyoruz, yay çekiyoruz. Hani görünen, biz işi çok basitleştiriyoruz aslında ama bir insanın ayakta sadece durarak nabzının 180'e çıkması hemen hemen imkansız bir şey. Ama okçulukta bu gerçekleşiyor çünkü yarışma anındaki atmosferde, o heyecanda. Ve biz kalbin atıyorsa eğer onu durduramazsın. Hani işte gözümü kapatayım, nefes alayım falan, bu çok minimum seviyede düşürebilirsin. Önemli olan o nabza alışabilmek. Biz bunun antrenmanını yapıyoruz. Yani bu nabza alıştığımızda, yani benim vücudum, işte olimpiyatlarda ben atarken nabzım 171'e çıkmış maksimum seviyesi. Ama ben onu hissetmedim diye. Çünkü bu yaptığımız koşu antrenmanlarında benim vücudum bu nabza alışıktı. Yani vücuda bir şey alıştırdığın zaman o zaten ne oluyor demez. Bu alışkanlıklarla gittik Tokyo'ya da. Bundan sonraki yarışmalarımızda, bunun öncesinde de biz bu şekilde hazırlandık zaten. Kamplar dışında, turnuvalar dışında bir işte istediğim zaman kalkayım, istediğim zaman bir yere gideyim deme şansın zaten olmuyor. Hani o yüzden bunu söylemeye gerek yok. Bence bu çünkü fedakarlıktan ziyade olması gereken bir şey. Daha çok böyle gene bir madalya için gittim de daha böyle birazcık daha tecrübe oldu diyelim. Ama 2020'de kesin şampiyonluk yani. TRT hangi yarışmayı, hangi saatte, ne kadar yayınladıysa ben hepsini canlı izlemişimdir. Olimpiyat süreçlerini uykusuz geçiririm sürekli olarak. 24 saat televizyon başında geçiririm. Böyle bir şeyin içerisinde olmak, içerisinde olmayı hayal etmek aslında 96'da başladı. Daha sonra 2008'de sporcu olarak orada olduğumda bu hayal bambaşka bir noktaya geldi. Bir gün burada madalya almak, ben 2008'in olimpiyat oyunlarında kendi kategori, bireysel erkekler kategorisi madalya töreninde ağlayarak izlemiştim. Oradaydım, canlı olarak tribünden izliyordum ama ağlayarak izlemiştim. Ya ben de orada olabilirdim diye. Daha sonra tabii ki hayat bizi okçuluğu bırakmaya itti. Yani yaşadığım bir sakatlık sebebiyle aktif spor hayatımı noktalamak zorunda kaldım. Ama o hayal bitmedi ve kendime hep şunu söyledim. Tamam, sporcu olarak bunu başaramadım. Ama bunu başaran bir sporcuyla orada olabilirsem, bu hayali gerçekleştiren bir sporcunun arkasında olmayı başarabilirsem, bu da benim için çok tatmin edici bir durum olacaktı hayatımda, yaşantımda. Rio'da biraz daha tecrübeli olsaydık, yani mesela bir dünya şampiyonası daha fazladan görseydik, ne bileyim bir Avrupa şampiyonası daha fazladan görseydik,
İkinci turu geçmem daha kolay olabilirdi yani. İkinci tur çünkü maç benim elimdeydi. Ama yönetemedim o maçı. Attığım bir kötü oktan sonra maçı direkt verdim. Ve sonra beni geçen çocuğun dördüncü oldu ya da madalya alanları gördüm. Ve dedim ki ben bunları geçebilirim. Yani hepsini geçerim bunların. Sonra işte Gökte abiyle, Gökte abi de aynı şeyi düşünmüş olacak ki biz bunları her türlü geçeriz diye aynı düşünce tarzımız olacak ki oturup daha oradayken, Rio'dayken 2020'yi planlamaya başladık. Toplam 40 haftalık bir plandı bu. Ve bu plan 2017 yılında Temmuz ayının 28. haftasında Mete'ye Akdeniz oyunlarını kazandırmıştı. 2018 yılında yine Temmuz ayının 28. haftasında Mete'ye Dünya Kupası'nı kazandırmıştı. 2019 yılında Mete aynı dönemde Dünya Kupası'nı çok daha dominant bir performansla kazanmayı başarmıştı. Dolayısıyla biz 2020 yılına girdiğimizde de 2020'nin Temmuz ayının sonunda hangi formülle, o döneme kadar hangi formülle gitmemiz gerektiğini, o dönemde Mete'yi en yüksek performansa ulaştırmak için ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Şimdi ben 6.30'da kalkıyorum. İşte hazırlık falan, 7 kahvaltı. Kahvaltıdan sonra antrenmana geliyoruz. Yaklaşık işte 11.30 gibi ok atışımız bitiyor. Sonra koşuya veya fitness'a çıkıyoruz. Bir gün erkekler koşu yapıyor, bir gün biz fitness yapıyoruz şeklinde. Fitness'ımız yaklaşık 1-1.5 saat sürüyor. Koşu da 40 dakika sürüyor. Isınma, soğuma derken 1 saati buluyor yine. Normalde öğle yemeği saatimiz 12.30 gözüküyor ama antrenman ne zaman biterse aslında. Bazen 12.45'te girdiğimiz oluyor. Sonra 1.45'te tekrar sahaya geliyoruz ok atmaya. Akşam yemeğine kadar atıyoruz. Akşam yemeğini yiyip sonra bir daha sahaya geliyoruz. 10.30'a kadar, 10.30 civarında ok atıyoruz. Sonra uyuyoruz. Aktif okçuluk hayatımı sonlandırdıktan sonra özellikle antrenörlük eğitimime çok önem verdim ve birçok ülkede bulunma şansım oldu. Oradaki çalışmaları yerinde görme şansım oldu. Aynı zamanda sporcuyken de şanslı bir sporcuydum çünkü hem Türk antrenörlerim oldu. Uzun bir dönem Türkiye'de bir İtalyan baş antrenör görev yaptı, onunla çalışma şansım oldu. Kısa bir sürede olsa bir Koreli baş antrenörle çalışma şansım oldu. Sovyet ekolünden yetişmiş burada antrenörlük yapan Vladimir Lekveşvili ile çalışma şansım oldu. Yani çok değişik ekollerden okçuluğu çok farklı yorumlayan kişilerle birlikte hem sporcu olarak hem de antrenör eğitimi olarak birlikte aynı yerde bulunma, aynı konu üzerinde çalışma şansı yakaladım. Gelişim bence bu şekilde oluyor. Şimdi Gökte abi sporculuk zamanında hangi konular doğru, hangi konular doğru değil, işte hangi antrenman çeşidi doğru, hangi antrenman çeşidi doğru değil, işte bir yarışmaya nasıl gidilmeli falan filan hep bunları fark ettiği için ileride sporculuğu bittiği zaman doğru olanların üzerine bir de onun zamanında yanlış yapılanları doğruya çevirdi. Bu başarının en büyük mimarisi, yani federasyonumuzun desteği tabii ki de çok önemli ve bu planlamayı, programlamayı yapan Gökte abi ve bütün antrenör ekibi diyebilirim. Yani o kadar ilginç bir sistem ki gerçekten hala senelerdir hayret ediyorum. Antrenmandaki zaten bütün nabızlarımız kaydediliyor. Sabah kalktığımızda onun özel bir formülü var, bir makine kullanıyoruz. Göğüs altına bağlıyoruz ve o bizim nabzımızı ve kan dolaşımımızı sanırım ölçüp böyle bir hesaplama yapıp o günkü yorgunluğumuzun vücutsal yorgunluk mu yoksa psikolojik bir yorgunluk mu olduğunu ayırt edebilen bir cihaz. Bunu da sabah zaten antrenörlerimiz görüyor. Bazen tabii çok gerçekten bütün takımı yorgun olduğu zamanlar oluyor. O zaman işte biraz daha hadi bugün dinlenin deniyor. Çünkü artık yeni bir takımız bir de. O yüzden herkesin vücudu şeyi farklı oluyor. Yani yorgunluk seviyesi vesaire. Ona göre işte Yasin hocamız rejenerasyon antrenmanlarımızı arttırıyor bir sakatlık vesaire olmasın diye. Bir sistem halinde ben programlarımı yapıyorum. Sezon öncesinde sporcuya kan testleri yaptırıyorum. İşte EKG testleri yaptırıyorum. O kan testlerinde hangi vitamin, mineral eksikliği var ise onları belirliyoruz. Sporcuya özel olarak doktor eşliğinde, yani doktor kontrolünde onu bir destek olarak alıyoruz. Sonrasında sakatlanmamaları açısından bizim rejenerasyon antrenmanlarımız oluyor. Örneğin bugün sauna, soğuk havuz, yani bir şoklama yapıyoruz sporcuya. Yani ertesi güne hazır hale getirmeye çalışıyoruz.
Masaj, yine aynı şekilde masaj oluyorlar. Haftada iki kez masajlarını buluyorlar. En ufak bir ağrısı ettiklerinde geri zaten ben de tanıyorum. Yani sporcuları çok iyi tanıdığım için o da bir etken bizim mesleğimizde. O katış esnasında yüzünden anlayabiliyorsun bir problemi var mı, yok mu? Uzun zamandır çalışıyorum sporcularla. Şimdiye kadar bir sakatlık yaşamadık. Bunun temel nedenlerinden birisi de Gökdo Hoca'nın gerçekten çok iyi antrenman biliminde çok iyi olmasından da kaynaklanıyor. O yükleniyor. Ben toparlamaya çalışıyorum. Ekip halinde bu işi yürütüyoruz. İnşallah daha güzel madalyalar alacağız, daha çok madalyalar alacağız. Yani bir günümüz nasıl geçiyor? Sporcu örnek veriyorum. 6.30'da kalkıyorsa biz de kalkıyoruz. Beraber kahvaltıyız. Arkasında beraber sahaya hareket ediyoruz. Onlar ısınmasını yapıyor. Biz çizginin arkasında, etraflarında bulunuyoruz. Yer yer hani antrenmanın amacına göre bazen sessiz bıraktığımız antrenmanlar oluyor. Çok yaklaşmadığımız antrenmanlar oluyor onlara. Yer yer dahil oluyoruz. İşte sohbet ediyoruz. İşte atışını konuşuyoruz. Akşam izlediği filmi konuşuyoruz. Hani tamamen antrenmanın amacına uygun bir şekilde etrafta bulunuyoruz. Bazen onlar geliyor. Ya şöyle bir şey kafama takıldı işte tekniğimle ilgili nasıl yapabilirim diyor. Onu konuşuyoruz. Hani beni aşan bir şey ise biraz daha hani fiziksel bir şey ise ben gidip hani ne yönde yönlendireyim ya da nasıl bir şey yaparız diye işte hocalarla konuşuyorum. Öğle yemeği yine beraberiz. İşte bir saat istirahate ayrılıyorlar. Biz genelde lobide oluyoruz bir sonraki antrenmanın planlaması için. Yine antrenman başlıyor. Önceden belli çalışmalar yaptığımız sporcular varsa onlara bir yaklaşıp hani nasıl gittiğini kontrol ediyoruz. Beraber hedefe gidip geliyoruz bu süreçte. Yüklenme dönemi ise işte düzenli olarak belli günlerde biraz daha kafalarını dağıtacak, biraz daha eğlenebilecekleri aktiviteler planlıyoruz. Bu akşam olur, bir antrenman içerisinde olur, antrenman sonrası olur. Ortaya çıkan sonuç doğru bir planla, doğru bir yapılanmayla başarının kaçınılmaz olduğuydu. Ben de 8 yıldır bunun için mücadele veriyorum. Tabii ki burada öncelikle kendi federasyonum, başkanım ve yönetim kurulum, daha sonrası spor genel müdürlüğümüzün yetkilileri bizi çok çok şiddetli bir şekilde desteklediler. Her türlü talebimize hep olumlu karşılık verdiler. Burada bana göre onların da bize olan inancı, çünkü Türkiye'de alışılmışın aksine biraz genç bir ekibiz. Yaş ortalaması, hem sporcu yaş ortalaması düşük hem de teknik ekip yaş ortalaması düşük bir takımız aslında. Bu kadar gençlere güvenilmesi, bu kadar gençlerin bu şekilde desteklenmesi benim için çok büyük bir değer. Yani ben bu konuda kendimi çok özellikle özel ve şanslı hissediyorum. Etrafımda, çevremde bana sağlanan destek benim de burada hayallerimi gerçekleştirme şansı yakalamamı sağladı. Bu sayede arkadaşlarım da, teknik ekip arkadaşlarımın da ortaya koyduğu adanmışlık, onların da hiçbir gün off demeden çalışmaları, sporcularımızın onlara işte az önce bahsettiğimiz bu yoğun programı sağladığımızda bir karşılık beklemeden, bizimle herhangi bir pazarlığa oturmadan, işte bugün şu kadar gün çalışırım, bu kadar gün tatil yaparım gibi bir takım anlaşmalarla uğraşmadan gerçekleştirmiş olmaları, harfiyen uygulamış olmaları, onların bu programa inanması sonuç olarak Türk Boksu'nun ilk altın madalyasını getirdi. Yani Tokyo'dan sonra tabii bütün hayatım değişti. Ben bu kadar değişmesini beklemiyordum. Yani güzel yönde değişti her zaman. Tokyo'dan sonra çok fazla bir vaktimiz de olmadı çünkü 1,5 ay sonra Dünya Şampiyonası'na gittik. Yani hemen ardından yani 1-2 hafta sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlıklara başladık. Dünya Şampiyonası da güzel geçti. Orada da güzel hani o yani tabii olimpiyatları kazandıktan sonra tekrardan toparlanıp odaklanmak, antrenman yapmak, bir şampiyonla gitmek zor oluyormuş. 2021 Tokyo bitti. Artık önümüzde Paris var. Paris'e giden süreci biz kazanmakla veya kaybetmekle değil, performans durumumuzu realize ederek değerlendireceğiz. Çok güzel bir yarışmaydı. Çok güzel zamanlara geçirdik orada Tokyo'da. Artık bitti. Bundan sonra işte Gökte abiyle ben yine başka bir yerde okçuluğu bıraktığımız zaman tekrardan çok güzel bir şekilde bunlardan bahsedebiliriz. Paris'te hani Tokyo'daki kazandığımız madalyadan bir tane daha olsun. Bir tane daha olacak. Olacak diyorsun. Olacak. Mete herkesin hedefi.
Herkes Mete'yi geçtiğinde kendini başarılı halledecek önümüzdeki 3 yıllık süreçte. Ama tabii biz burada bizim başkalarından farklı bir programla gittiğimizi herkese anlatabilmemiz lazım. Yani Mete evet olimpiyatları kazandı ama Mete bundan sonra katılacağı her yarışmayı kazanmak üzerine yarışmayacak. Mete bundan sonra 2024 Paris'te tekrar başarılı olmak üzerine kurguladığımız bir programla yarışacak. Bu program bize zaman zaman bazı yarışmalarda Mete'nin erken turlarda elenmesini sağlayabilir. Zaman zaman madalyadan uzakta kalmasını sağlayabilir. Ama biz zaten bunu 2020'ye giden süreçte de böyle yapmıştık. Bizim için en önemli şey Mete'nin Paris'te yani Ağustos ayında 2024'ün Ağustos ayında zirvede olması. Yani çalışmak gerekiyor. Ne kadar bir şeyleri başarmışsınızın, ne kadar bir şeyleri elde etmişsinizin bir önemi yok yani. Hele şimdi Tokyo'dan sonra artık insanlar beni geçmeye çalışıyor sadece. Yani doğal olarak. Şimdi işte 2024'te Paris'te altın madalyadan bahsediyoruz. İşte bunun da gelmesi için 2020'ye hazırlandığımızdan daha fazla hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden antrenman saatleri de yükseliyor. Daha fazla bir şekilde. Antrenman içerikleri değişiyor. Bizim seviyede yaptığımız sporu yani yaptığınız sporu sevmeniz gerekiyor. Yani diyorum ya 15 gün 12 saat sevmeden hadi biraz daha katlanayım sonu iyi gelecek diye öyle katlanabileceğiniz bir durum değil. Katlanamazsınız çünkü. Ki şu an kışın kapalı, rüzgar yok, hedef yakın, çok rahat. Antalya'da yazın anlatmama gerek yok. Hava 40 derecede atıyoruz. Rüzgar geliyor, oradan rüzgar esti, onun yaptığı 8 saat antrenman. Yani bu öyle işte dediğim gibi. Sevmek gerekiyor. Belli kapılar artık açıldı. Yani bazı şeylerin başarılabileceğini, bunların imkansız olmadığını insanlara gösterdik. Ben ve takımım, Mete olsun, hocalarımız olsun. Şu an gelen ekipte yeni takım arkadaşlarımız çok genç bir kadro. Hani bazı şeyleri bir ortama girdiğinde başarılı bir ortama girmekle daha önce elde edilmemiş bir yere girmek arasında fark oluyor. O yüzden şu an onların da önünün daha açık olduğunu, daha rahat bir şeyleri elde edebileceklerini düşünüyorum. Mete'nin kazandığı madalyayla artık bizim bakış açımız da değişmiş durumda. Çünkü 2021 Temmuz'una kadar Türkiye Okçuluk Federasyonu dünyada ve Avrupa'da madalyalar kazanmış, başarılar elde etmiş ama bir olimpiyat madalyası kazanamamış durumdaydı. O yüzden bizim de en büyük hedefimiz, bütün odaklandığımız nokta işte kenarından da olsa bir olimpiyat madalyası kazanabilmekti. Çünkü geçmişte 96 ve 2000 yıllarında 3 defa dördüncülük yaşadık. Bayan takımımız 2 defa takım halinde olimpiyat dördüncüsü oldu. Podyumun hemen dışında kaldı. Yine bayan sporcularımızdan Elif Altınkaynak bireysel olarak olimpiyat dördüncüsü oldu 96 yılında. Bunlar tabii ki aslına bakarsanız büyük travmalar bir ülke için. Bir ülke federasyonu, spor federasyonu için. Çünkü yaptığınız çok büyük yatırımlar var, çok büyük emekler var. O dönemde de birileri kendini bu hayatlarını bu işe adadı. Birileri çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Sonunda da gidip podyumun hemen kenarından dönmüş olmak var. Biz 2013 yılında göreve başladığımda söylediğim şey 4 yıllık süreçte, 3 yıllık süreçte akut başarılar kazanmanın çok zor olduğu bir doğru yapılanmayla 8'er yıllık planlar yapabilirsek bu planlar doğrultusunda başarı kazanabileceğimizi söylemiştik. Çok şükür bunu başardık. Artık bir olimpiyat madalyası ihtiyacımız yok. Bunu kazanmış durumdayız. Şimdi artık olimpiyatlarda başarı kazanması sıradan olan bir ülke haline gelmek istiyoruz. Tabii ki büyük vadeli, uzun vadeli en büyük hedefimiz bu. Ama bunun için ilk önce olimpiyat oyunlarına 2024'de takım halinde katılmayı başarıp takım halinde orada bir takım madalyası almak istiyorum. Çünkü benim için antrenör olarak da kariyerimin herhalde en önemli başarısı bu olacaktır. Bir sporcuyla her şeyi doğru yaparak başarıya ulaşmak mümkün. Ama okçulukta takım madalyası dediğimizde 3 sporcuyla her şeyi doğru yaparak o başarıya gitmek var. Bu gerçekten çok güç, çok zor bir iş. Sporcuk en kolay kısmı. Sporcu sadece fiziksel anlamda ve zihinsel anlamda ufak zorluklar karşısında kalabiliyor. Antrenörler bence en zor işi yapıyorlar. Çünkü onlar da siz ne kadar işte anneniz, babanızı, kardeşinizi, çocuğunuzu görmüyorsanız onlar da görmüyor. Eve gitmiyorsanız onlar da eve gitmiyor. Artı yaptıkları işin başarılı veya başarısız olması onların ellerinde değil.
Yani bütün bir sene, biz mesela 340 gün kamp, seyahat, yurt dışı turnuvaları, 340 gün okçuluk yaptık. Ve ben mesela bu 340 günde katıldığım tüm turnuvaların sonucunda benim aklım onlara bağlı. Onlar da benim kadar emek veriyorlar. Hatta benden çok daha fazla emek veriyorlar. Ama hiçbir şeyin sonucu onlara bağlı değil. Yani bence bu benim aklımın almadığı bir şey bu. Çok zor bir şey. Dünyada bunu başarabilen ülke sayısı çok az. Çok özel ülkeler, çok özel jenerasyonlar yakalayarak bunları başarabildiler ve halen daha başarabiliyorlar. Son iki olimpiyatlarda Güney Kore'nin çok büyük bir dominasyonu var. Rio'da 4 altın madalyanın 4'ünü de kazanmışlardı. Tokyo'da 5 altın madalyanın 4'ünü almayı başardılar, birimizi aldık. Şimdi tabii ki amacımız onlardan o altın madalyalardan birer tane daha çalabilmek, birer tane daha onların altın madalyalarından alabilmek. Tabii ki 2024 Paris için dünyada baktığınızda en büyük favorilerden bir tanesi yine altın madalya kazanma konusunda Güney Kore gösterecektir. Ama biz de önümüzdeki 3 yıllık süreçte yapacağımız hazırlıkla ve ortaya koyacağımız performansla o madalyalardan bir tanesine daha sahip olmak istiyoruz. Öncelikle tabii hedefimiz mix takım. Çünkü az önce de söyledim ki Mete ile beraber Yasemin Ecaman'a gözlüğü çok değerli bir sporcumuz var, bir bayan sporcumuz var. Ve bu iki özel yeteneği bir arada yakalamışken, bu iki özel yeteneğin bugüne kadar sürecini bu kadar doğru yönetebilmişken onları bir olimpiyat madalyasıyla da tarihe geçirmek istiyorum. Çünkü Tokyo'da dördüncü olduk. Dördüncülüğümüzü mix takımımızda elde ettik. O gün de bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çok inandığımız bir madalyayı aslında kazanamadık. Aslına bakarsanız Mete'nin bireysel madalyasından önce bu mix takım madalyası bize daha olası, daha basit, daha kolay kazanılması gibi mümkün gibi geliyordu. Onu kazanamamış olmak, o gün dördüncü olmak bizi gerçekten zorladı. Psikolojik anlamda geri dönüş sürecimizi çok zor bir hale getirdi. Bu noktada spor psikoloğumuzun harcada çok büyük bir mesai var, çok büyük bir emek var. Orada iki günlük kısa süreçte hem Mete hem Yasemin tekrar toparlayarak bireyselde de çok güçlü bir şekilde çalışmalarını sağladı. Ama uzun vadeli hedeflerimiz tabii ki Paris için uzun vadeli diye bahsetmek çok mümkün değil. Çok kısa bir süreç var önümüzde. Orada bireysel madalyaya bir başka madalyayı eklemek en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz. Gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Takım halinde veya mix takım halinde orada bir madalya almak. Ama uzun vadede de Türkiye okçuluk takımı katıldığı olimpiyatlarda her zaman madalyaya adaydır dedirtebilmek istiyoruz. Bugün bunu Avrupa şampiyonaları için söylemek mümkün. Bir Avrupa şampiyonasına Türk milli takımı varsa orada madalya kazanmamasını düşünmek çok gerçekçi değil. Bu artık Avrupa tarafından kabul edilmiş durumda. Biz bunu bütün dünyaya ve olimpiyat ailesine de kabul ettirmek istiyoruz bu üstünlüğümüzü. Ben zaten karışık takımda dünya rekorlarımız, Avrupa rekorlarımız, inanılmaz çok madalyamız var. Hani herkes bizi gördüğünde işte ikonik ikili diye sesleniyorlar bize. O an bireysel olarak herhangi birimiz iyi olmasak bile ikimiz birleştiğinde inanılmaz bir takım ruhuna sahip oluyoruz ve her yarışma hani hemen hemen dörtte kalabiliyoruz. Tokyo'da dördüncü olduk evet ama hemen ardından iki hafta sonra bir dünya şampiyonası vardı ve bu da çok önemli bir yarışmaydı. Orada bronz madalya kazandık. Yani biz her zaman belli bir seviyede başarıya ulaşan bir takım olduğumuz için şimdi bakıyorum Tokyo'dan sonra tabii ki de çok üzüldük ama oradaki ilk dörde giren takımlarla dünya şampiyonasına ilk dörde giren takımlardaki ortak tek takım biziz. Yani bizim hep belli bir grafiğimiz var. Önemli olan da sporda istikrar ve süreklilik. Bu süreklilik devam ettiği sürece bazı şeyler tabii ki de gelecek. Yani biz istesek de istemesek de o bizim kucağımıza gelecek diye düşünüyorum. Çok iyi ve çok güçlü olduğumuz bir kategori. O yüzden olimpiyatlarda karışık takımda girmiş olması çok güzel oldu. Ben takımda derece alabileceğimizi düşünüyorum çok fazla. Karışık takımlarda zaten kürsüye kesin çıkacağız. 365 gün beraberiz her yıl. Geçen yıl örneğin ben 12 gün sadece okçuluğun dışında zaman geçirmişim. Bu demek ki Mete ile 12 gün ayrılmışım sadece. Onun dışında bütün seyahatleri birlikte geçiriyoruz, yarışmaları birlikte geçiriyoruz. Nanjing'den 2014 yılında gençlik olimpiyatlarından dönüyorduk birlikte. Ben işte havalimanlarında tabii biz işte ekipman da taşıyoruz. Sadece valizlerimiz olmuyor, yanımızda ekipmanlar da oluyor. Çoğu zaman uçağa kayıt sırasında, check-in sırasında bu ekipmanın spor ekipmanı olduğunu anlatmak, işte uçağa yüklenmesini sağlamak falan zaman alabiliyor.
bununla ilgili zaman zaman gerginlikler yaşadığımız olabiliyor seyahatler sırasında. Bunun için de olabildiğince hep erken gitmeyi, gittiğimiz zaman olabildiğince böyle herkesten önce, bir an önce iş ve işlemlerimi tamamlayıp rahatlamayı isterim. Böyle ben hep şeyimdir, Göktay abinin peşine hızlıca, o hızlı yürür, hızlıca koşarım. Çünkü yolculuklar işte kalabalık, sorumluluk falan, bir gerginlik olur genelde. Ben de hiç öyle şeylerden, şeylere gelemediğim için uyumlu ve hani ne deniyorsa yaparım. Mete de tam tersi. Check-in yapıyoruz. Mete nerede dedi. Abi Mete yok, bulamıyorum dedim. Birinci sırada check-inlerimizi yaptık, koltuklarımızı ayarladık, valizlerimizi verdik, bagaj kuponlarımızı aldık. Arkamı döndüm, Mete yok. Beni arıyor. Mete nerede? Ben yokum. Bir tane çocuk ameliyat olmuştu. Gençlik olimpiyatları dönüşü, tekvandocu muydu? Öyle bir çocuk. Hani safra kesesi alındı. Burası pansumanlı duruyor çocuğun. Mete'yi arıyoruz her yerde. Aşırı bir kalabalık var arkamızda. Mete kenarda çocukla araba şeyi oynuyor. Tabii söylediğim yıl 2014 yılı, Mete daha 15 yaşında, diğer çocuklar da öyle 14-15 yaşında. Bir tane araba, oyuncak bir araba almışlar. Birbirlerine o arabayı atarak oyun oynarlarken gördüm. Yani sen geçtin, ben geçtim yapıyoruz. En son çekiş yapan benim. Yani 1 numara Göktay abi, 110 numara benim. Çekiş yaptım. Tabii o sinirle... Böyle yani neye uğradığımızı şaşırdık. Mete ne yapıyorsun diyoruz. Gelemedi de oraya. Sonra bütün uçak check-in yaptı. Tabii Mete gelene kadar. Biz onu bekledik falan. Orada bayağı bir kızmıştı Göktay abi. Grup liderleri, ekip liderleri olarak bizler kendi ekibimizin bütün işlemlerinden sorumluyduk zaten orada. Kaldı ki benim yapım gereği zaten onları orada bırakıp ben kendim iç salonuna geçecek durumum da yok. Benim için tabii çok meşakkatli bir durum olmuştu. Mete'yi de orada o gün uyarmıştım. Bundan sonra hep sen gideceksin ilk, arkada kalmayacaksın, her yer benden derken gideceksin falan böyle bir kızmıştı. Tamam, o zaman için o anda güzel değildi. Fakat şu an komik. O günden beri o da dikkat eder buna. Sürekli hep önümde gitmeye çalışır. Ben hızlı yürüyorsam kolumdan tutar, çekiştirir beni. Dur şimdi, bana fırça atmak için hızlı gitmeler. Ve hatta bazen de şimdi bana takılmaya başladı. Neredesin abi, seni beklemek zorunda biz diye geç kalıyorsun diye. Artık o bana takılmaya başladı. Yani bizim ilişkimiz sadece sporcu hocadan ziyade hani yerine göre, zamanına göre değişkenlik gösteriyor. Yani kimi zaman bana abilik yapıyor, kimi zaman yaşıtmış gibi davranıyor. O geliyor bana bir şaka yapıyor, ben de ona bir şaka yapıyorum. Ama tabii ki de saha içine girdiğimiz zaman, yani çizgiye, yarışma başladığı zaman hoca ve sporcu oluyoruz. O ne derse benim için doğru. Ben şey yaparım, o ne derse yaparım. Onun bana güveni tam, benim ona güvenim tam. Yani başka şey yok, tersi. Ama dediğim gibi sahadan çıktığımız zaman, yarışmadan çıktığımız zaman hani birbirimize karşı her şey olma şansımız var. Baba, kardeş, abi. İngiltere'de Nottingham'da 2016 yılında 2016 Rio Olimpiyatları için kota mücadelesi verdiğimiz yarışma, kota turnuvası vardı. Bu yarışma sırasında artık 1-4 turunda, yani yarı, çeyrek final turunda Mete bir İngiliz sporcuyla karşılaştı. İngiliz bir adamla atıyorum. İngilizlerin de ne kadar milliyetçi olduğunu hani herkes biliyor. Bir de attığım İngilizlerin en iyi erkek okçusu. Yani Londra'da 4. oldu. O yüzden zaten turnuva da orada ve İngiliz'e atıyorum ve İngiliz 5-1 önde. Yani berabere kalsak maç bitiyor. Tabii arkada inanılmaz bir şey var. İngiliz hani herkes bizim başın arkasında. Herkes bağırıyor. Bütün saha görevlileri bıraktı işini, geldi bağırıyor. Ben de hem yardımcı olmaya çalışıyorum taktik anlamda, teknik anlamda, hem de psikolojik olarak işte sakin ol, arkayı duymamaya çalış gibi şeyler söylüyorum. Ben normalde o zamanlar rakibimin atmasını beklerdim. Hani o atar ben atarım, o atar ben atarım diyor. Ben yine benim taktik böyle gidiyor. Türk tabi sonra dedi ki, gir çizgiye, atabildiğin kadar hızlı 3 tane at çık dedi. 5-1'deki. Ben de peki dedim. Abi dedi, merak etme dedi. Şimdi bağırıyorlar ya arkada dedi. Birazdan hepsi gidecekler dedi. Bunu söylediğinde 5-1 gerideydik. İngiliz sporcu bizden 5-1 önde. Yani 5-1 şu demek, maçı kazanma şansımız yok bizim. En iyi şartla
atacağımız diğer iki seriyi kazanıp maçı beraberliğe getirebiliriz, 5-5'e getirebiliriz ve en iyi şartla beraberlik oku atacağız. Merkeze en yakın oku atan da kazanacak. Direkt girdim, aynı atayım kadar. Adam daha bir okunu atmışken ben 3 atıp çıktım. Bu sayede ne oldu? Saha baskısından direkt olarak kurtulmuş olduk. Adam daha 2 ok açık ama bana herhangi bir baskı kurmuştu. Ben çünkü zaten atıp çıkmışım. Ve dediğini yaptı. Maçı önce 5-5'e getirdik. Daha sonra beraberlik okunu attı. Merkeze çok yakın bir ok atarak yarışmayı kazanmayı başardı. Ben girer girmez kaladım, attım, çıktım. Hiç bakmadım yokun nereye gittiğini. Attım, çıktım. Maçı yenmiş gibi arkada geziyorum. Sonra İngiliz attı, kaybetti. Ondan sonra da geldi bana. Gördün mü bak nasıl gittiler. Ben sana dedim azıcık güven bana dedi. Tamam dedim, güveniyorum ben de sana dedim ben de bundan sonra. Yani aramızda bunun gibi buna benzer çok anı, çok diyalog var. 8 yıl az değil, çok fazla şey yaşadık beraber. Kazandık, kaybettik. Kaybettiklerimizde de güzel anılarımız var aslında. Kaybettiğimizde de hep ilerisi için bir şeyler kazanmayı başardık. Ama Mete'nin karakterini ortaya koymak ve yaptığı spora bakış açısını ortaya koymak için bu önemli bir anekdot bence. Antalya'da onun olduğu odada eski sporcundan kalma işte hala böyle şeyleri vardı. Bir çekmecesi, dolap çekmece tarzı bir yeri vardı. Ben de oraya karıştırdım sürekli. Yani 3 ayda bir. Acaba bir şey koydum yeni. Çantayı karıştırırken gördüm Mete'yi. Ne yapıyorsun dedim. Bakıyorum ne var çantanda diye. İşe yarar bir şey var mı diye bakıyorum dedi. Bu şapkayı buldu. Bu dedi bunu ben kullanacağım bundan sonra dedi. O gün de o şapka geldi. Ben de şapkayı aldım. Dedim abi bu şapka güzelmiş. Aldım ben bunu, haberin olsun dedim. Tamam dedim kullan bak. Hani ben de o şapkayı çok uzun yıllar kullandım. Yani 2006 yılından 2008 olimpiyatların sonuna kadar hep o şapkayı kullanmıştım yarışmalarda atarken. 2011'de okçuluğu bıraktıktan sonra da ayak kasamda öyle duruyordu. Tamam dedim yani kullanmak istiyorsan kullan. Ondan sonra Mete bunu her şeyde, yarışmada ve antrenmanda kullanmaya başladı. En son bir yarışmaya gidiyorduk. Onu dedim yeter şapka artık soldu, kendinden geçti. Yani yokmuş gibi niye böyle davranıyorsun? Bir tane şapka alalım şuradan. Biraz Mete takıntılıdır. Yani takıntılı derken şöyledir. En iyi performansını ortaya koyduğu ortamı değiştirmek istemez. Bu malzeme de olabilir. Bu içinde bulunduğu bir ruh hali olabilir. Bu giydiği işte kıyafet olabilir. Yarışmalarıyla ilgili işte iyi anılarını tekrardan hatırlayabilmek için bu aslında küçük yaşta bizim ona kazandırmaya çalıştığımız bir özellikti. İyi hatıraları sürekli aklına tutabilmesi veya kendi isteği dışında da o hatıraları ona hatırlatacak bir takım tetikleyicileri kullanmak vardı bizim de onunla yaptığımız mental hazırlık planının içerisinde. Bu da onun parçasıydı. Belki de biz yaptık onu biraz bu kadar takıntılı ama o günden beri her yarışmada o şapkayı kullanmaya başladı. Olimpiyatlardan sonra da Tokyo'dan sonra dedi ki tamam bu şapkanın ömrü tamamlandı artık abi. Ben bunu dedi emekliye ayırıyorum. Yeni şapka takacağım dedi. Bakacağız göreceğiz merak ediyorum. İlk yarışmada ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Değiştirebilecek mi şapkayı yoksa yine aynı şapkayla mı gelecek göreceğiz yani. Hayatta kullanıyorum. Tabii canım. Kullanacak mısın? Tabii tabii. Bayağı eskimiş ama seni ne kadar götürecek? Yok ya şapka bayağı sağlam. Sadece rengi solmuş çok fazla. Ama şapka bayağı sağlam. Son oku 10 attım kazandığın gibi oluyor ama ben işte o son oku çok attım. Yani orada 10 gideceğine emin olduğum, yani 10 gideceğine emin olduğum yaşım tek okumuydu. Çünkü çok fazla. 10 gerekiyor, 10 atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete. Okçulukta iki kere üst üste altın madalya kazanan kimse yok. Bir kere bu 2024'ten sonra değişecek. ondan sonra benim hedefim hani minimum 4 altın madalya. Yani bu ferdi olur, takım olur, mix takım olur hiç önemli değil. Yani altın madalya, altın madalyadır. Yani kimse size sormuyor olimpiyat aldıktan sonra. Sen bunu takımda mı aldın? Evet, o zaman tırt. Kimse böyle şey yapmıyor, söylemiyor tabii ki de. Yani altın madalya her kategoride, her siklette, nedir, her şeyde altın madalya. Minimum 4 altın madalya hedefim. Dediğim gibi iki kere üst üste şampiyon olan yok. 2024'e kadar. Ondan sonra ben işte 11 tane daha olimpiyata toplam 11 olimpiyata gitmek istiyorum.
11 olmasının sebebi 10 tane olimpiyata gitmiş tek kişi var. 11 olimpiyata gitmek istiyorum benden. En fazla giden sporcu olmak istiyorum. Ha, okçulukta olmaz, başka branşta olur. Mesela? Mesela, bilmiyorum.